Arkadaşlar selam. Bugün film önerileri videolarıma başlıyorum. Biraz gecikme oldu biliyorum. Daha önce çekeceğim demiştim sizlere. Birkaç bekleyen arkadaş da vardı hatta. Öncelikle laptopu kucağıma aldım. Filmin afişini göstereceğim. Daha sonra da Canım IMDb sitemizden bazı bilgiler söyleyeceğim. Tabii fazla bir şey anlatmayacağım. Kısaca özet geçeceğim. Umarım bugünkü filmimiz arkadaşlar 1946 yapımı bir film. Eski filmleri sevmeyenler sakın kapatmasın videoyu. Hani bazı insanlar oluyor çünkü çok karşılaştım. Eski filmlerden bahsedince eski filmi hiç izlemem. Aman eski filmleri niye izliyorsun ki falan filan diyorlar. Niye öyle düşündüklerini bilmiyorum ama ben çok seviyorum eski filmleri izlemeyi. Bugünkü filmimiz 1946 yapımı It's a Wonderful Life. Türkçe'ye Şahane Hayat diye çevrilmiş. Şöyle size gösterebilirsem afişini göstereyim. Filmin başrollerinde bu arada buradaki arkadaşlar şuraya koyayım. Koyduğum yer de yalnız komik bir yer. Neyse söylemeyeyim. Evet, filmimiz It's a Wonderful Life. Bu film bir dakika. IMDb'yi de açtım. Bu film IMDb'nin Top 250 listesinde 29. sırada olan bir film arkadaşlar. Puanı ise 8.7. Başrolde James Stewart oynuyor. Eski filmleri izleyenler zaten tanırlar. James Stewart'ı ben çok severim. Özellikle Hitchcock filmlerindeki karakterleri çok hoşuma gider. Bilmiyorum, çok sempatik bir adammış gibi geliyor böyle. Hani iyi bir insanmış gibi gelmiştir bana hep nedense. James Stewart oynuyor başrolde. Bayan oyuncu ise Donna Reed'miş. Onunla ilgili pek bir bilgim yok. Ama James Stewart'ı da seviyorsanız bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Film biraz fantastik aslında. Her şey var filmde. Gülebiliyorsunuz. Gözleriniz doluyor, ağlayabiliyorsunuz. Düşünebiliyorsunuz. Öncelikle size çok büyük bir ders veren bir film. Ben zaten ders veren filmleri her zaman çok sevmişimdir. Hani bir boş filmler vardır. Hani böyle vakit geçirmek için izlenen. Bir de size film bittikten sonra böyle düşündüren, ders veren, çok etkileyen filmler vardır. Bu film öyle bir film işte. Yani böyle bahsederken bile böyle bir garip oluyorum gerçekten. Hatta ben bu filmi annemle babama da izlettim. Babam filmi o kadar çok sevdi, beğendi ki. Bu son 2 sene boyunca birkaç tane arkadaşına hep bahsetti filmden böyle. Filmin adını da hatırlayamıyor. Beni hep böyle arayıp soruyordu işte o filmin adı neydi, o filmin adı neydi diye. Hep arkadaşlarına falan önerdi filmi. O kadar beğenmiş demek ki. Neyse, filmimiz dediğim gibi fantastik bir film. Genel olarak fantastik. Gerçek dışı biraz yani tabii konu. Dram da var, duygusal sahneler de var. Bir şey diyecektim. Yani senaryosu, özellikle filmin senaryosu zaten muhteşem. Oyunculuklar ayrı tarafta, senaryo ayrı tarafta. Yani bu filmi duyduysanız, izlemekten vazgeçtiyseniz, hiç duymadıysanız, izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. It's a Wonderful Life. Videonun altına da zaten ismini yazacağım. Böyle söyleyince bazen anlamıyor insanlar hani İngilizce söyleyince. Aksanım da kötü zaten biliyorum. Yani filmin altına ben adını yazacağım. Artık tabii nereden bulur izlerseniz o size kalmış. Birçok film online film izleme sitesinde de gördüm ayrıca koymuşlar bu filmi. Yani isteyen Türkçe izler, isteyen altyazı izler. O konulara girmeyeyim ben hiç. Filmimizin kısaca konusu şöyle arkadaşlar. Karakterin adını unuttum. Bir dakika. Ben böyle filmleri izlerim ama hiç karakterlerin isimleri aklımda kalmaz. Öyle bir huy var. Evet. Başrolde dediğim gibi James Stewart oynuyor. James Stewart'ın karakterinin ismi George Bailey.
George arkadaşlar 3 tane küçük çocuğu olan 3 ya da 4 çocuktu. Onu da unutmuşum. 3 tane küçük çocuğu olan evli böyle çok mutlu bir kasabada yaşayan bir vatandaş. Kasabada, kasaba halkı tarafından, etraftaki insanlar tarafından çok sevilen bir insan. Ailesi tarafından çok sevilen bir insan. Yani gerçekten herkese böyle yardımı dokunan, iyi işler, iyi şeyler yapan, çok çok sevilen bir insan bu George Bailey. Ama adam bir gün, karakterimizi bir gün iflas ediyor. Hiç parasız kalacak duruma geliyor. Tabii böyle hani her şey güllük gülistanlık, çok mutluyken bir anda bu duruma düşünce adam bunu tabii ki gururuna yediremiyor. Bakacak bir ailesi var, çocukları var. Herkes o adamı çok seviyor. Hani insanları hani hayal kırıklığına uğratacağını düşünüyor. Adam bu kadar şeyden dolayı gidiyor bir akşam köprüye gidiyor. Böyle anlatınca filmi anlatıyor gibi olur. Ama emin olun çok şey bir spoiler vermek istemiyorum aslında. Arkadaşlar ben de anlatmaya başladım mı çok anlatıyorum yani. Gülebilirsiniz ya. Gülecek bir şey yok da. Şöyle kısa kesmeye çalışacağım. Konu film olunca böyle bir cümleyle bırakamıyorum. Özet bile geçecek olsam çok anlatıyorum. O yüzden kısa kesmeye çalışacağım. Bir dakika, nasıl yapsak bu işi? Yani bu George Bailey de işte iflas edecek duruma geliyor. İşte böyle film eleştirileri, film tavsiyesi kimseden dinlememişsinizdir herhalde. Gerçekten komik anlatıyorum yani. Şu an ben bile kendime güleceğim neredeyse. George Bailey iflas edecek duruma geliyor. Bir akşam köprüye gidiyor, içiyor, içiyor. Çok kötü durumu, ruh hali çok kötü. Ve intihar etmeyi düşünüyor. İntihar etmeye, tam intihar edecekken yanında bir adam beliriyor. Hadi söyleyeyim ya. Bunları söylemezsem çünkü filmin özelliği çünkü bu. Bunları söylemem lazım. Lütfen affedin beni arkadaşlar. Aslında spoiler sayılmaz bunlar ama yanında bir adam beliriyor. Bu George tam intihar edecekken yanında beliriyor bir adam. Ama bu adam aslında melek. Gökten düşmüş bir melek. Ama George başta bu adamın tabii melek olduğunu anlayamıyor. İnsan suretinde iniyor bu melek aşağıya. Ve George tam intihar edecekken bu melek George'u şey yapıyor. Bu karardan vazgeçirmeye çalışıyor. Diyor ki George'a, bak George diyor. Allah. Ben niye böyle anlatıyorum filmleri? Bak arkadaşım diyor. İntihar etme diyor. Değmez diyor. Gel diyor şimdi ben sana eğer sen hiç doğmasaydın senin bu kasabada hayat nasıl olurdu? Gel sana ben şimdi onu göstereceğim diyor. Yani bu meleğin George'a bu lafı demesiyle asıl olay başlıyor filmde. Ve filmin sonuna kadar anlatırken bile gerçekten böyle bir içim cız ediyor arkadaşlar. Yani bu filmi mutlaka izleyin. Ve filmin sonuna kadar bu sahneden itibaren filmin sonuna kadar bu melek George'a o kasabada hayat nasıl olurdu eğer George doğmasaydı, George hiç dünyaya gelmeseydi, evlendiği karısının hali ne olurdu, kardeşinin hali ne olurdu, kasabadaki onu çok seven, tanıyan insanların hali ne olurdu, o dükkanlar ne halde olurdu. Yani George hiç var olmasaydı o kasaba ne halde olurdu? George'a bunu göstermek istiyor. Filmin sonuna kadar bunları gösteriyor. Yani işte intihar etmemesi için, bu kararından vazgeçmesi için böyle bir şey yapıyor Melek. Tabii ki yani çok farklı oluyormuş. Bunu da izledikçe göreceksiniz. Çok etkiliyor arkadaşlar insanı yani sonunda gerçekten yani ağlamasanız bile bir gözleriniz dolacaktır.
Benim yani en çok sevdiğim, beni en etkileyen filmlerdendir bu. 1946 yapımı bir film. Ama yani o senelerde böyle bir senaryo, böyle oyunculuklar muhteşem. Yani hiçbir şey diyemiyorum. İzleyince anlayacaksınız demek istediğimi. Yani böyle filmin sonuna kadar kasabada Melek George'u gezdiriyor. İşte bak diyor, burası böyle olacaktı diyor. Bak diyor, karın bu halde olacaktı diyor. Bak işte kardeşin şöyle olacaktı diyor. George var olmasaydı o kasabadaki insanların ve kasabanın hali ne olacaktı onu gösteriyor ve George'un hayatın ne kadar değerli olduğunu ağlarmışım şimdi. George'a hayatın ne kadar değerli olduğunu, onu seven insanların gerçekten onu ne kadar sevdiğini, onların da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor filmin sonuna kadar. Filmi izleyin diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Lütfen affedin beni. Spoiler sayılmaz aslında bunlar. Biraz konuyu uzatarak anlatmış oldum. Spoiler denemez bence bunlara yani. Filmi bulun izleyin arkadaşlar. It's a Wonderful Life. Gerçekten de harika bir film yani. Şahane hayat. İlk filmimi ilk açılışı bu filmle yaptım. Film önerileri videosu serime başlarken. Bundan sonra da umarım her hafta böyle bir film veya bir dizi önereceğim videolarımda. Umarım işinize yarar arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar varsa umarım mutlu olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere.